sipariş notunu nasıl tanımlarız? Restoran modülümüzü çalıştırdığımızda parametreler alanına gelerek burada ilk olarak sipariş notu listesini çalıştırdığımızda özellikle ekstra ürünler dahilinde olabilecek sipariş notlarının ön tanımlı ayarları yer almaktadır. Ekle dediğimizde karşımıza ilk olarak sipariş kodu gelecek. Sipariş notları içerisinde yer alabilecek, örneğin bir içeceğin şekerli veya şekersiz olması gibi bir sipariş notu tanımlanabilir. Sipariş notu olarak kullanmak istediğimiz not bilgisini gireriz. Şekersiz olan bu notun hangi ürünlerde geçerli olmasını sağlamak için etki alanları yer almaktadır. Burada birden fazla stok kodu seçebilir, birden fazla menü grubuna bağlayabilir veya diğer özel kod gruplarını tanımlayabiliriz. Burada aynı zamanda bağlı olduğu stok kodunda ise bir stok kartı seçerek ekstra dahil edilebilecek bir sipariş notunda stoktan sarf edilmesini de sağlayabiliriz. Bu sarf işlemini yaparken aynı zamanda belirli bir sabit fiyat da belirtebiliriz. Bu şekilde şekersiz olarak tanımlamış olduğumuz bu açıklamayı menü grubundaki tüm sıcak içeceklere tanımlamak istediğimizde ilgili menü başlığını seçer ve işlemimizi kaydettiğimizde şekersiz olabilecek sipariş notunu tanımlamış oluruz. Tanımlamış olduğumuz bir sipariş notu sonrasında yeni bir sekme açarak restoran satış ekranımızı çalıştırdığımızda masaya gelen herhangi bir müşterinin bilgileri sonrası içecekler menüsünden yer alan sıcak içeceklerden herhangi bir içecek söylediğimizde karşımıza sipariş notu gelecek. Buradan az şekerli gibi bir seçenek belirterek müşterinin ihtiyacı dahilinde siparişimizi kaydedebilmekteyiz. Bu sipariş notlarımızı ekranda görmek için ise kolonlardan sipariş notları bölümünü açarak ekran üzerinden de takibini sağlayabiliriz.